Vaktiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmet eden bu kavim, Rabi'ül-Evvel'in birinci gününden 30. gününe kadar bütün diyar-ı İslam'da donanma yaparlardı. Büyük şenlikler yaparlardı. Ve büyük yemekler, ziyafetler, fakir fukaraya doyurulur, çıplıklar giydirilir idi. Kur'an'dan okunur, mevzuda tilavet edilirdi. Sonra da tabi bunlar unutuldu. Bunlar geçti. Hatta öyle zaman öyle kişiler meydana geldi ki, mevlid okumak bin arttır, bir faydası yoktur diye bu kadar, bu cesareti gösterenler oldular. Bunlar hiçbirisi doğru değildir. Bunlara kulak vermeyiniz. Mevlid-i Şerif'i okutmak, hanelere saadettir, berekettir, gönüllere nurdur. Yalnız şeriata hürmet etmek şeraitinde olmak şartıyla yani. Böyle kadın erkek kucak kucağa oturarak, şehvani nazarları bir nazara dek değil. Allah'ın taksim ettiği gibi, İslam şeriatının taksim ettiği gibi, kadınlar ayrı bir yerde, erkekler ayrı bir yerde oturarak, kendilerini muhafaza ederek, eliyle, elini, gözünü, dilini, kulağını, her şeyini hudu ve huşu ile dinlemek büyük ecir ve sevaplara insanlar nail olur. Ve hanelere bereket ve saadet olur. Sevabı yok değil sakın. O kafayı terk et. Bir Vehhabi ulemasından birisi gelmiş İstanbul'a. Mevlüt'ün bir bidat olduğunu söyledi filan filan. Sonra fakir de oradaydı. Ben ses çıkarmadım. Bir müddet sonra kendisine şu soruyu sordu. Dedi ki hoca ben ne hazretleri? Kitapları da var yani basmış olduğu kitaplarda. Kendisi deli gibi kitaplar var. Dedim ki hoca ben de Mevlüt'ün bidat olduğunu söylüyor. Bidatın kısımdır. Bidat-ı hayriye vardır. Bidat-ı şerriye vardır. Bu hangi kısımdandır? Durdu. Bidat bidattırdır. Peki öyleyse. Dedim ki biz şimdi burada otursak desek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din senesinde dünyaya geldi. Kendilerine 40 yaşında nübüvvetlerin ishar-ı emrolundu. 43 yaşında risaletlerin ishar-ı emrolundu. Sonra Peygamberimiz ishar-ı nübüvvetten sonra halkı dine davet etti. Sonra Allah ona emir verdi ki Mekke'den Medine'ye hicret ede. Ve Cenab-ı Hak onun miracını aldı. Miraçta şu dereceleri gördü, şunları yaptı. Bunu da böyle anlatsak sevabı var mı yok mu dedim. Var dedi. E dedim bu manzumunca mı günah oluyor bu yani? Böyle konuşunca sevap oluyor. Efendiler, sülahayı zikreylemek, bırak sen peygamberimizi, ümmetin salihlerini zikreylemek ibadettir. Hadis-i şerifte sabit. Veliyullah'ı konuşmak, velileri konuşmak, iyi insanların ehval-i harekatını, insanlara numune olacak insanların ehval-i harekatını söylemek bunlar dahi sevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet-i Muhammed bir ay, yani Rabi'l-Evvel'in birinden 30'una kadar, 29'una kadar, 30'una kadar, bazen çünkü Arabiyeler 29 gelir 30'una kadar donanma yaparlardı. Yemekler pişirilir, ikramlar edilir, donanmalar yapılır, şenlikler yapılır, mevlütler okunur, Kur'an okunur, kasiyeler okunurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bunu ümmeti Muhammed bunları unuttu. Unuttu da hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tecavüz edenler oldu. Ondan bile ümmeti Muhammed incinmedi. Evet evet, hiç incinmedi bile. Allah'tan bulur dedi, gitti bir şey. Halbuki 5 kuruş için adam öldürenleri gördük biz. Çünkü bir münkerat gördünüz mü diyor Peygamberimiz. 3 şeyle bunu reddediniz. Ya dilinizle, ya elinizle, ya kalbinizle. Bu da münkerattan mana kötülük gördün değil mi? Bunu 3 şeyle men edebilirsin. Ya elinle, yapamadım, dilinle. O da olmadı. Kalple buğz etmek imanın en zayıf kısmıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, onun ezvacı tahiratına, onun eshabına nice efendim bühtanlar, kötülükler söylenildi. Yine ümmeti Muhammed bizim pişkin olduğu için hiç de çıkarmadı, yürüdü gittiler filan işte. Allah'tan bulur dedi falan dedi bu şekilde böyle. Tabii Allah ve Resulünün tenlerini müdafaya ihtiyaçları yoktu. Ama Allah şart koşmuştur. İyi dinle beni. İn tensurullaha yensurukum. Manası siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah olursanız Allah size yardım eder diyor. Gönüller boş olunca Allah yardım etmez. Allah zalimlerin yardımcısı değildir. Allah muhsinlerin, muttakilerle beraberdir. Onların yardımcısıdır.